Bana evet İstanbul'daki gibi güzel bir haber vermeyi dilerdim aslında. O niyetle de aslında bu yayına yayın için Saat Kulesi'ne geldik. Çünkü İstanbullular gibi aslında İzmirliler de günlerdir çok kurallara uyuyorlardı. Ama maalesef bugün sabah saatlerinde de burada daha bir sakinlik olduğunu görmüştük. Bu da sevindiriciydi ama şu an saat itibariyle ve havanın sıcaklığı da 20 derece olduğu için mi bilemiyoruz ama şu an Konak'ta Saat Kulesi'nde İzmir'in inişlek yerindeyiz ve burası günler öncesinde aslında bayağı sakindi ama bugün şu dakikalarda görüyoruz ki çok üzülüyoruz maalesef. Oldukça hani yoğun bir kalabalığın olduğunu görüyoruz ve daha da üzücü olan kısmı anneler çocuklarıyla birlikte dışarıdalar, hiçbir önlem almadıklarını görüyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Maske yok, eldiven yok, çocuklar için alınan hiçbir önlem yok. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Tayfun Er size gösteriyor. Gezintiye çıkmışlar. Şu saat itibariyle bir iş çıkışı falan da değil. Çünkü mesai daha bitmedi. Gerçekten çalışmak zorunda olanlar çalışıyorlar, işe gidiyorlar. Ama onlar şu an işten çıkmıyorlar. Ve çok üzülüyorum gerçekten anlatırken de. Çünkü çok fazla çocuk görüyorum dışarıda. Çocuklar anneleriyle birlikte buradalar. Konak'ta Saat Kulesi'nde güvercinlere yem atanlar var. Aileleriyle burada çimenlerde oturanlar görüyoruz. Yaşı biraz daha ileri olan kişileri görüyoruz maalesef. Belki 65 sınırında değiller, belki 65 üstü değiller ama yine de onların da yaşı var ve aslında tek onlar değil. Kimsenin sokağa çıkmaması lazım. Günlerdir, haftalardır uyarılıyor. Evde kalın, sokağa çıkmayın diye ve dünyanın her yerinden vakaları anlatıyoruz, ekranlarımıza getiriyoruz. Uyarılarımız var, devlet yetkililerimiz, Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanımız ve tüm bakanlarımız, herkes vatandaşlardan bunu rica ediyorlar aslında, bizler de ekranlarımızdan. Ama maalesef İzmir gurur duyduğumuz bir noktaydı. Çünkü günler öncesinde hep yayınlarımızda da dile getirmiştik bunu. Evde kal çağrılarına uyan bir ildi burası. Ama bugün şu saat itibariyle Konak Saat Kulesi'ndeki son durum maalesef bu. Şu an hava sıcaklığı 20 derece. Onun etkisi mi var bilemiyoruz ama İnsanlar belki bir bahar özlemi midir ya da günlerdir evde sıkıldıklarından mıdır bilinmez. Şu an dışarıdılar. Gördüğünüz gibi burası tam Konak Saat Meydanı metronun çıkışı ve yine vapur iskelesine çok yakın bir nokta. Vatandaşların çok sıklıkla kullandıkları, ulaşım içinde sıklıkla kullandıkları bir noktadan şu an yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ekranlarınıza geliyor. Şimdilerde oturanlar, güvercinlere yem verenler. Baklar kaldırılmıştı burada vatandaşlar oturmasınlar diye, burada bulunmasınlar diye ama vatandaşlar kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Ya çim üzerinde ya da burada taşların üzerinde ya da Saat Kulesi'nin önünde o girinti olan, çıkıntı olan yerlerde oturuyorlar ve Kemeraltı Çarşısı'nı gösterelim. Kemeraltı Çarşısı çok yoğun bir noktadır İzmir'de. Günler öncesinde buradan da yayın yapmıştık. Dükkanlar kapalıydı ve gayet boştu burası ve aslında bu da çok sevindirici bir haberdi bizim için, hepimiz için. Ama bugün görüyorsunuz ki Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanlar kapalı, bazıları açık ve şu an vatandaşların da yoğunluğunu görüyorsunuz. Bir kısmında maske var ama çoğu vatandaşımız da maalesef maske de yok, eldiven de yok. Bir metre kuralı var. Yakın dolaşmamak lazım. Ama maalesef yine ekranlarımıza geliyor şu an. Bakın iki arkadaş yan yana hiç bir mesafe koymadan ilerliyorlar, yürüyorlar. Çoğu kişi aslında bu şekilde hiçbir önlem almadan yürüdüklerini görüyoruz. Kemeraltı Çarşısı'nda alışveriş ve günlük hayat maalesef şu saat itibariyle diyebiliriz ki devam ediyor. Herhangi bir önlem alınmadığını söyleyelim. Hemen ileride yine Saat Kulesi'nin önünde kameraman arkadaşım Tayfun Er'den rica edeceğim. Bakın bebek arabasıyla bir çifti görüyorsunuz orada. Güvercinlerin önündeler. Sanki hiç ülkemizde böyle bir virüsle bir mücadele yokmuş gibi. Normal sıradan bir günmüş. Daha önceki aylardaki gibi sanki güvercinlere yem atmaya gelmişler. Ailelerde bilemiyoruz neden böyle bir vurdum duymazlık var. Gerçekten bu da üzücü bir durum. İzmir'deyiz, Konak Saat Kulesi'ndeyiz. Son durumu ekranlarımıza getirdik ve üzülerek sözü tekrar size bırakalım Banu.